Arkadaşlar Sera Merkezi. Psikolojik yaklaşımlarla devam ediyoruz ruh sağlığında. Tabii ki ruh sağlığı dediğimizde aklımıza ilk gelen isimlerden ve en çok bilinen isimlerden biri de Freud'un kendisi ve ortaya koyduğu psikanalitik kuram. Şimdi Freud ile alakalı konuşulacak çok fazla şey var aslında. Yani dünya hakikaten böyle bir adam görmedi. Hatta şöyle diyorlar ya işte dünyanın yaşadığı şoklardan bir tanesi de Sigmund Freud'tur diye bahsederler her zaman. Sigmund Freud'un bu kadar baskın olması elbette tesadüf değil. Geçen derste size Brouwer'den bahsettim. Onların bu Anna O vakalarını biraz konuştuk sizlerle. Ve muhtemelen ki Brouwer'le yaşadığı bu etkileşim sonrasında Freud tabii ki bu durumdan çok etkilendi. Aslında Freud bir tıp doktoru. Viyanalı, bir Yahudi aynı zamanda ve maalesef yaşadığı dönem tarihsiz bir dönem. Yani şu anlamda tarihsiz, soykırımın yapıldığı, işte ciddi anlamda Yahudilerin katledildiği bir dönemden bahsediyoruz. Tabii Freud da bunlardan nasibini alıyor. Mesela benim ablam Freud'a biraz ayar oluyor. Neden ayar oluyor? Çünkü işte bu toplama kamplarına götürülürken insanlar Freud'a şey diyorlar. Hani istediğin kadar insanı götürme şansın var. Bize isim listesi var. Freud işte eşini, uşaklarını, ne bileyim yani yakınlarını, tanıdıklarını, arkadaşlarını işte pek çok insanı bu listeye yazıyor. Ama kız kardeşlerinden birkaçını yazmıyor. Ve maalesef onların bir daha hani hayatlarından çok da fazla söz edilemiyor. Çünkü ne olduğunu kimse bilmiyor. Hatta bununla alakalı yazılan bir roman var. Yine Freud'un anlatıldığı bir kitaptan bahsediyoruz. Freud neden bu kadar baskın oldu? Kendisi bir tıp doktoruydu. Yaşadığı dönemde önemli bir adamdı. Zaten geçen derslerde de söylediğim gibi yani psikolojinin doğuşu hep doktorlarla alakalı bir süreç, başlangıç süreci. Freud'un katkısı yadsınamaz. Aslında o bize bilmediğimiz bir şeyi söylemedi. Yani biz bunu biliyorduk ama bu bildiğimiz şeyin farkına varmamızı sağladı Freud. Bu anlamda çok önemli bir adam. Çok değişik bir adam. Kutsal kitapları okumuş, İncil'i okumuş, Tevrat'ı okumuş, Kur'an-ı Kerim'i okumuş. Bu okuduklarından da kuramına bir şekilde bunları yansıtmış. Bunu da başarabilmiş bir insan. Dolayısıyla da Freud'un ortaya koyduğu bu kuramda ciddi anlamda evet bazı spekülatif sıkıntılar olabilir, eleştirilen noktalar olabilir ama nihayetinde Freud'un kuramını biz hiçbir şekilde ne yapamıyoruz, reddedemiyoruz. Şimdi ruh sağlığı açısından Freud'un çıkış noktasından biraz bahsedelim. Arkadaşlar kurduğu kuramın adı ya da ekolün adı psikanalitik kuram ya da psikodinamik kuram olarak da karşımıza geliyor. Çok pardon. Psikodinamik kuramı biz iki başlık altında inceliyoruz. Topografik anlayışı, yapısal anlayışı. Şimdi topografik anlayışı dediğimizde Freud'un insan ruhunu bir buzdağına benzetmesini anlamamız gerekiyor. Freud diyor ki insan kişiliği bir buzdağı gibidir. Suyun üzerinde kalan kısım bilinci oluşturur. Ve ben bilinçli olan yaşantılarımın farkında mıyımdır? Kesinlikle evet. Yani biz herhangi bir şey yaparken o yaptığımız şeyin farkındayızdır ve bilincindeyizdir. Ama Freud der ki senin çok az bir davranışın buradan etkilenir. Hemen altında Freud bilinç öncesinin olduğunu söyler bize. Der ki burasının kısmen farkındayım. Yani bazı hatıralarımız var, bazı yaşantılarımız var. Ve insanların elbette buna bağlı olarak oluşturduğu bir belleği var, uzun süreli belleği var. Ve Freud der ki biz uzun süreli belleğimizin farkında olabiliriz, olmayabiliriz. Bu bize bağlı bir şey. Mesela unutma dediğimiz ya da bastırma dediğimiz süreçte ne yapıyoruz? Bilinçten aşağıya doğru itme yaşanıyor. Peki Freud dedik, bize dedi ki bilinç dışından bahsetti. Acaba ben bilinç dışının farkında mıyım? Freud'a göre hayır. Burası ne zaman oluştu? 0-6 yaşındayken oluştu ve bitti. Yani bakın Freud'a göre insanların erken çocukluk yaşantıları bir şekilde ne oldu? Saplantılarla, arzularla, isteklerle, bazen korkularla ve kaygılarla buraya yerleşmiş oldu. Freud diyor ki biz bunların farkında değiliz. Farkında olmadığımız için
Bazı özel yöntemlerle biz bunları ortaya çıkartabiliriz diyor. Freud'un kullandığı en özel yöntemlerden bir tanesi hipnoz yöntemi. Transferans var, konuşacağız. Yorumlama var, rüya yorumları var, serbest çağrışım var, dil sürçmeleri var. Yani bunların hepsi Freud'a göre aslında bilinç dışının ortaya çıkma şekli. Bakın ben hep şunu söylüyorum. Aslında psikanalitik kuram bir konuşma terapisidir. Uygulanması zordur. Yani danışan açısından da katlanması zordur. Çünkü kolay bir şey değil. Düşünsenize yani var olan bütün her şeyi işte ya da çok gerilerde olan şeyleri bir anda yüzeye çıkartmak insanların çok baş edebileceği bir durum değil aslında. O yüzden çok zorlanırlar psikanalitik terapide danışanlar. Ama size şunu söyleyeyim. İnsan ruhunu biz bir idden kaynaklandığını düşünüyorsak, yani insanda böyle bir şeyin varlığını kabul ediyorsak, aslında insan doğasını en iyi açıklayan kuramlardan biri olarak da psikanalitik kuramı tercih etmemiz gerekiyor. Ya da psikanalitik kuramın insan ruhuna iyi geldiğini artık ikna olmamız gerekiyor. Ne kadar eleştirsek de. Ben mesela kendi adıma söyleyeyim, psikanalitik kuramın evet hatalı ya da çok aşırı bulduğum tarafları var ama İnsan doğası anlamında kesinlikle ben de genel kanıya katılıyorum. Ve bilinç dışının farkında değiliz. Enteresan olan şu, Freud diyor ki bir çocukluk amnezisi yaşanır. Bakın, 0-6 yaşta, şurada göstereyim. Şurası der, bütün hayatı etkiler. Yani 0-6 yaşta yaşadıklarımızı biz neden unutuyoruz? Freud'a göre bir amnezi yaşanıyor. Amnezi ne demek? Hafıza kaybı demektir. Dolayısıyla da çocukluk döneminde bir amnezi yaşadığımızı ve yaşadığımız bütün hatıraları ve deneyimleri unuttuğumuzu söylüyor. Ya da işte geri plana attığımızı söylüyor. Ama bunlar aynı zamanda benim bütün hayatımı etkiliyor. Bakın Freud'dan önce de yani 1900'lü yıllardan önce okuduğunuz romanlara bir bakın, kitaplara bir bakın. Aslında edebiyatta... Sanatta, şiirde, bunların hepsinde bilinç dışı kavramı var. Ama bunu Freud söyleyene kadar kimse böyle düşünmüyor. Ha, Freud söyledikten sonra da artık hayatımızın bir parçası oldu zaten. Dolayısıyla arkadaşlar topografik anlayış dediğimizde biz bunu anlamamız gerekiyor. Ama Freud'un bir de yapısal anlayışı var. İd, ego, süperego kavramı. Sanırım dünyada Freud'un en kabul gören, en çok sevilen anlayışlarından bir tanesi id, ego, süperego mantığı. Bizdeki tasavvuf anlayışına da tekabül eder. Yani o nefs, nefsi emmare, hani o nefs tabakaları vardır ya tasavvufta. Dolayısıyla da yapısal anlayış bunlara da karşılık gelir. Biz çok bilmeyiz ama mesela İslam toplumlarında, yani Orta Doğu gibi toplumlarda ya da işte Mısır gibi toplumlarda Freud'u çok severler. Yani Freud öyle çok şey bir adam değildir yani. Peki, sınavda çıkma ihtimali yüksek olan bir yere geldik. Yani id, ego, süperego mantığını bize sorgulayabilirler. Bilgi anlamında sorgular, karşılaştırma yapar ya da bir örnek verip onun üzerinden size bir şekilde bunu isteyebilir. Arkadaşlar, id yani... şey diyorlar benim öğrencilerim böyle işte ay hocam idi batsın falan diyorlar. Hakikaten öyle idi batsın bu nedir yani? İd doğumla gelen bir şey. Yani Freud'a göre doğduğumuz andan itibaren bizimle gelen tarafımız idden kaynaklanıyor. Neler var içerisinde? Yeme, içme, uyuma, dinlenme, cinsellik. Yani aslında yaşamın devamlılığını sağlayan her şey id olarak karşımıza geliyor ve Freud diyor ki insan ruhunun çalışması için ide ihtiyaç vardır. Yani damarlarımızdaki kan gibi ruhumuzun da bir şekilde hayata bir nebze de olsa hani o Freud'un libido dediği şey var ya yaşam enerjisi buna ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Eğer id olmazsa biz hayata karşı ciddi anlamda böyle kendimizi kapatan, aşırı düzeyde melankolik olan insanlar haline gelebiliriz. Yani id aslında öyle çok da kötü bir şey değil ama kontrol edilmesi gerekiyor. Yani kişilik yapısı oturdukça, insanlar kendini tanıdıkça idin kontrol altında tutulması gerekiyor. Ve Freud diyor ki var olan bu libidoyu yani yaşam enerjisini insanlar bilinçli olarak algılayamazlar. Bu bilinç dışından gelir. Bir gün yolda gidersin, bir koku duyarsın.
muhteşem bir koku dersin ama bunu tanımlayamazsın. Bu kokunun sende neden böyle bir etki yarattığını da bilemezsin. Çünkü Freud'a göre bunlar bilinç dışından kaynaklanan durumlar. Freud diyor ki, kaynağı diyor biyolojiktir. Bakın buraya dikkat edin. İnsan ruhundan bahsederken Freud'un çok enteresan bir mantığıdır bu. İdin kaynağının tamamıyla biyolojik dürtüler olduğunu söylüyor ve diyor ki iki tane dürtü vardır. Yaşam yani eros, ölüm yani tanatos. Yaşam güdüsü cinsellik olarak yorumluyor Freud. Ölüm güdüsüne de saldırganlık ismini veriyor. Şimdi bakın, elbette ki yeme, içme, uyuma, işte bunların hepsi hayatın devamlılığını sağlayan şeyler. Ama Freud diyor ki ölüm de ya da saldırganlık da en az diyor cinsellik ya da işte yaşam idealleri kadar diyor nedir? İnsanı etkiler diyor. Freud'un yaşadığı dönemleri düşünün. İşte toplama kampları, savaşlar, korkunç böyle işkenceler, insanların böyle korkunç durumlara maruz kalması. Dolayısıyla da yaşadığı dönemi de düşünürseniz bence Thanatos konusunda çok da haksız değil. Hatta bırakın o dönemi, şu günü bile düşünseniz tabii ki Freud'un ne kadar haklı olduğunu biz anlıyoruz. Yani bu doğuştan gelen iki biyolojik dürtü aslında tüm insanlığı etkileyen iki tane yapı olarak karşımıza geliyor. İnsanlar neden savaşıyorlar? Çünkü İdi bir şekilde kontrol edemiyorlar. Bazen neden çatışıyoruz insanlarla? Kendi istek ve arzularımızdan dolayı. Dolayısıyla arkadaşlar Freud'un id mantığı yani şey hayatımızdan çıkartamayacağımız bir şey. Şöyle diyemez bir insan, ay benim idim yok falan. Yani öyle bir insan yapısı zaten olamaz. Peki id hangi prensibe göre hareket ediyor? Haz ve zevk. İd tamamıyla kendi zevklerine göre ilerler. Yani hali hazırdaki durum hiç önemli değil. Yani koşullar hiç önemli değil. Toplumsal kurallar hiç önemli değil. İd ne isterse onu yapar. Kimseyi de önemsemez. Dolayısıyla da idi baskın olan insanlara biz şey deriz toplumsal olarak, mesela toplumsal jargonda işte libidosu da çok yüksek falan deriz. Yani yanlış bir ifade değil aslında. Dolayısıyla da bu insanlar genelde kendi isteklerine göre hareket eden insanlardır diyoruz. Ha, ahlaki bulmayabiliriz ama id bu şekilde hareket ediyor. Sonra hayatımızın ikinci 6 aylık kısmında bakın idin yapısından, yani Freud'a göre idin yapısından ego çıkmaya başlıyor. Freud diyor ki ego bilinçlidir, mantıklıdır, denge kuran tarafımızdır. Aynı zamanda ara bulucudur. Biz mesela Piaget'i anlattık, hani burada artık Piaget'i anlatmayacağım size. Ama Piaget bize bilişsel denge kurmaktan bahsetti. Freud onun kişilik versiyonudur. Yani şöyle düşünün, Freud egonun kişisel olarak ruhsal denge kurmamızı sağlayan temel parametre olduğunu söyler. Dolayısıyla arkadaşlar sorularda da baktığınızda ego denge kurar, ego mantıklıdır, ego aynı zamanda arabulucu olarak karşımıza gelir. Ve gerçekliğin hani hali hazırdaki gerçeklikle idin istekleri arasında ne yapar? Denge kurmak ister. Çocuk bir şeyi sürekli olarak ister, ağlar, sızlar, bağırır, çağırır. Ego o an bir çözüm üretir ve bir şekilde denge kurmayı sağlar. O yüzden egonun işleme prensibi arkadaşlar tamamıyla gerçeklere göredir. Yani ego gerçekçidir ve gerçeklere göre de hareket etme eğilimi gösterir. Sonra hayatımızın 3-6 yaşlık kısmına geliyoruz. Freud'a göre psişik yapının üçüncü parçası süperego. Süperego ancak 3-6 yaş arasında kendini gösteriyor. Yani şöyle düşünün. Etrafımızdaki anne babalarımız, toplumsal yapılar ve onların bize dayattığı değerler ya da empoze ettikleri, işte doğrular ve yanlışlar çocukların 3 yaşından sonra bunları içselleştirmeye başlamasıyla birlikte süperego dediğimiz bir kişilik yapısı oluşuyor ruhsal alanda. Dolayısıyla süperego, yani çok kabaca söyleyeyim, kişinin vicdanını temsil eden tarafımızdır. Ama sadece bu değil. Yani süperego dediğimiz şey aynı zamanda mükemmeliyetçidir, aynı zamanda titizdir,
aynı zamanda ideallere göre hareket eder. Kesinlikle süperego idealisttir. Mesela olmak istediğiniz insan süperegodan gelir. İleride işte yapmak istediğiniz meslek hem id vardır ama süperego tarafından da şekillendirilir. Yani bunların aslında hiçbiri birbirinden bağımsız parçalar değiller insan kişiliğinde. Evet, 3-6 yaşları arasında ortaya çıkar dedik. Genelde süperego bize dur diyen tarafımızdır. Bak bunu yapma, bu doğru değil diyen tarafımız süperego olarak karşımıza gelir. İnsanların kişilik yapılarına baktığımızda şöyle düşünün. Gerçekten bazı insanlarda id çok baskın, bazı insanlarda süperego çok baskın. Yani egonun çok baskın olması o insanın çok mantıklı davrandığı anlamına da gelmez, onu da söyleyeyim. Savunma mekanizmalarını konuşacağız yine ruh sağlığında. Savunma mekanizmalarını yöneten mesela yapı kesinlikle egodur. Ego, biz ya da bizi rahatsız eden bir durum olduğunda hemen denge kurar, hemen işte kılıf uydurur, bir şeyler yapar. Ama bakın her zaman mantık üzerinden değil, bazen mantığa bürüyerek yapar bunu. Bazen bizi kandırarak yapar, bazen yalan söyleyerek yapar. Egonun tehlikeli tarafı da aslında buradan kaynaklanıyor. Yani bütün bu parçaların iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Ve sınav formatında ÖABT'de bizim önemsediğimiz alanlardan bir tanesi özellikle ruh sağlığında. Şimdi şöyle bir özet yapalım. Bu it 0. yaşımda geldi. İt hayatımızın ilk 6 aylık kısmında zaten daha da baskın. Yani şöyle düşünün. Yeni doğan bir bebek. Yeni doğan bir bebeğin emme isteği, işte beslenme isteği, uyuma isteği bunları yöneten aslında itten kaynaklanan yapılardır. Ama ne olur o bebeği büyütelim. Yani o bebek işte 15 aylık olsun. Artık ego devreye girer. Mantıklı şeyler üretmeye başlar. Mesela ben Kutalp'i görüyorum. Kutalp şu an 2,5 yaşında. Ve Kutalp öyle enteresan kılıflar buluyor ki ego ciddi anlamda artık kendini gösteriyor. Daha da büyüdüğünde, 3 yaşını geçtiğinde bu sefer doğrular, yanlışlar, işte gerçekler, şey, idealler bir şekilde bunlar üzerine artık kafa yormaya başlayacak. Dolayısıyla da süperego, egonun kendisinden çıkıp vicdanı ortaya koymaya başlayacak diyoruz. Bir örnek üzerinden gidelim. Hatta birkaç örnek yapabiliriz. Bir şeyi çok istediğimizde, yani ya illaki olsun ya olmazsa ben biterim ya niye olmuyor ya falan dediğimiz noktada biz ne yapıyoruz? Aslında idimiz devreye giriyor. Yani bir şeyi çok istemek idle alakalı bir şeydir. Süperego o durumun ihtimallerine bakar. Eğer vicdanen ya da işte ne bileyim etik prensipler çerçevesinde uygun değilse onu ne yapar? Engeller. Ego ne yapar? Denge kurmaya çalışır. Yani ego hem süperegonun gönlünü yapar hem de idin gönlünü yaparak bir şekilde ruhsal dengeyi de sağlamaya çalışır diyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela bu örneği ben hep söylüyorum. Mesela insanlar diyet yapıyorlar. Hepimizin biliyorsunuz fazla kilolarını atmak için uyguladığı temel tekniklerden bir tanesi. Ya diyet yapmak zor bir şey yani. Şimdi Allah için ben yapmıyorum şahsen. Ama diyet yaptığınızda mesela düşünsenize yani insanlar orada pastalar yiyorlar, börekler yiyorlar. Ve siz bakıyorsunuz. Geçen ne oldu? Şimdi ben biraz dikkat ediyorum bu ara. Zeynep Hoca ile şeye geliyoruz işte buraya geliyoruz benim hocama. Dedi ki Ayşegül dedi. Yani dedi işte ne pastanesi, böyle çok eski bir pastane varmış ya bir Karaköy böreği yapıyorlar dedi. Muhteşem dedi. Hayır dedim ya, yemeyeceğim ben dedim. Ay ne olur tadına bak, ne olur ne olur falan. Düşünsenize şimdi bak, it ne diyor orada? İt diyor ki ye tabii, yiyeceksin tabii. Börek bu ya falan diyor. Ama süperego diyor ki sana yazıklar olsun ya. Nasıl yersin ya? Öyle bir şey olabilir mi yani? Diyor. Zeynep de denge kuruyor. Bir tane tadına bak. Yani dolayısıyla da işte ego hep böyle yapar. Bir parmak bal çalar bize. Bizi bir şekilde rahatlatmaya çalışır. Şunu da söyleyeyim. Bakın çok enteresandır. Mesela hayal kurma diye bir savunma mekanizması var. Düşleştirme, düş kurma falan diye söylüyoruz. Yani idin isteğini siz yerine getirmediğinizde
İd bunu bir şekilde ne yapar? Hayal etmeye başlar. Ama hayal etmek geçici bir mutluluk ve haz verir. Aslında hayal etmek yetmediğinde işte yine ego devreye girer ve ne yapar? Kişinin birazcık daha sakin sularda yüzmesini sağlar diyoruz. Evet, id, ego, süperego kısmı şimdilik böyle arkadaşlar. Ve ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu da yine idden gelen bir istekti. Ben böyle estetik şeyleri çok seviyorum. Geçen sene videoları çekerken işte masada elmalar vardı. İşte dekor olsun, işte şurada ağaç olsun, burada çiçek olsun, burada böcek olsun falan. Bizim idari müdürümüz var, Bahar Boz. Sağ olsun, o bize annesinin yetiştirdiği çiçeklerden getirdi. Bu bir menekşe. Şöyle göstereyim, şuradan görüyorsunuzdur zaten. O yüzden de bundan sonra dekorumuzun içinde bu menekşe de yer alacak. Bahar Hanım'ın annesi Aysun Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Kendisi çok güzel çiçek bakıyormuş. İşte ondan biraz inceliklerini falan öğrenmeye çalışacağız. Sonrasında belki bizden de böyle bir şeyler çıkabilir. Evet, devam edeceğiz Freud'la. Tekrar görüşmek üzere.